kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olur. Çocuğun omuzlarına dokunup iyi misiniz diye sorularak bilinci kontrol edilir. Eğer bilinci yok ise çevreden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır. Çocuk sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. Çocuğun yanına diz çökülür. Çocuğun boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Ağız içi gözle kontrol edilir. Havayolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır. Havayolunu açmak için bir el hasta yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alnından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol edilir. Baş geri çene yukarı pozisyondayken çocuğun ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir. Çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 nefes verilir. Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Elin parmakları göğüs kafesine temas ettirilmeden, dirsek bükülmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5 santim aşağıya inecek şekilde 30 göğüs basısı uygulanır. Bu işlemin hızı dakikada 100 basa olacak şekilde ayarlanır. Çocuğa 30 göğüs basısından sonra 2 solunum yaptırılır. İlk yardımcı yalnız ise 30 göğüs basısı 2 suni solunumu 5 tur tekrarladıktan sonra 112'yi kendisi arar.